Hayır, o Norveç'e gitmeden önceydi. Ya bir çocuk vardı hatırlıyor musun? Lübnanlı, Algeri. Ya senden sonra gelmişti hani. Aa, hatırladım. O İstanbul'a gelmeden önce beni aradı. Bana yardımcı olabilir misin diye. De bu 5 sene falan önceydi. Sonra ses soluğu çıkmadı. Dinle işte. Sonra bunlar Norveç'e gittiler, tamam mı? Orada küçük bir restoranın işletmesini almışlar. Meslektaşlar demek ki. Ama o nasıl sarılmaydı öyle? Yok ya, New York'takinin aynısı. Bayağı pizza yapıyorlar işte. Neyse, ben de bir partide tanıştım. Ortak bir arkadaşımız vardı. İşte bu bana söyledi, bunlar Norveç'e gitti diye. Ve ben de sabah uyandım. Ve bayağı sabahın köründe aradım bunu. Gel dedi, ben de her şeyi topladım gittim. Tam senin yapacağın işte. Sen sıkılmışsındır orada. Yani Hollanda'da yaşayamayan insansın. Norveç'te 1 sene kalmana imkan yok. Sana ne? Her şeyini nasıl da biliyor kızım. Zaten dayanamadım. Sabahtan beri cımbızla laf almaya çalıştık ağzından. Bu hatunu görünce dili çözüldü. Ay kusura bakma ya. Biz böyleyiz işte. Böyle bir araya gelince bütün dünyayı unutuyoruz. Aferin size. Ya böyle eski arkadaş, meslektaş olunca böyle oluyor demek ki. Yani biz meslektaş değiliz aslında. Yani bu arada da tanışmadık. Kusura bakma, Rüzgar ben. Rüzgar. Hani şu Hindistan'dan arkadaşın. Vay. Namım yürümüş benim burada. Biraz öyle oldu. Sen hala ağzını söylemedin. Pelin. Vay. İyiymiş. Memnun oldum. Ben de. Hadi gidelim artık. Yani daha bayağı bir yolumuz var. Ay ben niye bunu erkek sandım ki? Ya insan kızına Rüzgar ismini niye verir ki? Bir hışımla mı doğdu, ne yaptı? Limonatalar geldi. Görüşürüz Başak. Hakan'cığım. Efendim. Ben sana bir şey soracağım. Heh. Bizim evliliğimizle ilgili tuhafına giden bir şey var mı? Yok. O zaman ben sana bir ipucu vereyim. Evlilik neyle başlar? Güven. Nasıl? Doğru cevapladım değil mi? Ha? Soyut düşünme Hakan. Canım soyut düşünme. Hani bir soru vardır. Ne denir ona? Bir adı var onun. Ne o? Hı? Teklif denir. Ha, sen o şekilde... Sorun ne bunda? Onu anlamadım. Sorun şu. Sen bana evlilik teklifi etmedin. Allah Allah. Ben sana evlenme teklifi ettim diye hatırlıyorum ya. Hatta sonrasını sen kabul ettin. Sonra biz evlendik. Hı. Hatta bir çocuğumuz oldu. Aa bak. Bakayım bu bizim çocuğumuz. Evet evet bizim çocuğumuz. Bak doğru hatırlamışım. Hakan. Evlensek mi ne yapsak demek teklif olmuyor canım. O zaman köfte yesek mi ne yapsak demek de teklif olurdu yani. Oo ama çok kötü bir benzetme oldu. Sen niye öyle bir şey dedin acaba İsmail? Ya sen bir cıvıma sana ya Hakan. Bir cıvıma Allah aşkına ya. Of çok sıkıcısınız. Şurada 2 dakika resim yapacağız. Aşkım, ya sen ne istiyorsun? Ben anlamadım ki. Boşanalım istersen biz. Hı? Boşanalım. Sen nasıl bir evlilik teklifi beklediğini bana söyle. Ben de sana öyle evlilik teklifi edeyim. Yani bunun başka bir çözümü yok. Ya insan üzülüyor işte. Ya ben böyle internetteki bir sürü evlenme tekliflerini görüyorum. Böyle romantik, özen özene yapılmış şeyler var yani. Ne bileyim hani. Ya ben de o duyguyu tatmak isterdim yani. Yani maça gidip pankart açıyorlar. Hayır, ben şimdi böyle bir şey yapsam senin nereden haberin olacak? Senin maçla alakan yok ki. Hakan, ya suyun altında evlenme teklifi eden var. Allah aşkına böyle kamyonla gül getirip döken var ya. Sen bana maç diyorsun, maç ne? Allah aşkına maç ne ya? Ha, onların hepsi gösteriş. Gösteriş onların hepsi. Onlar çıtayı yükseltmeye çalışıyorlar. Onlar düzenli ilişkileri, evlilikleri bozmaya çalışıyorlar. Ya onlar reyting rekorları peşinde koşmaya çalışıyor. Sen de iyi bir şeymiş gibi bana anlatıyorsun ama Simay ya. Ya ben sana video çekseydin demiyorum ki. O reyting rekoru falan istemiyorum yani. Ne bileyim böyle bir şiir yazsaydın, onu okusaydın. Ya da hani kendin yazamıyorsan artık bir tane şairinkini okusaydın yani. Hani o bile değerliydi yani. Aşkım, güzelim. Bebeğim, güzel karıcığım. Ne istiyorsun söyle.
Ya vallahi ne istiyorsan yapmaya hazırım. Yeter ki söyle hadi Simay ya. Yok artık. Bu saatten sonra kuş kondursan falan da hiç benim için değeri önemi yok yani. Simay. Ya arkadaş evlenmişiz. Çocuğumuz olmuş. Hatta okula bile başlamış. Ya şimdi mi takılır buna ya? Allah Allah. Allah Allah. Başıma gelene bakar mısın? Ya hayır nasıl bir ilişki bu yeminle anlamıyorum. Mehter takımı gibi. İki ileri bir geri. Güzel kızmış. Evet, öyle. Senin de şansın hep Pelinlerden yana gidiyor. Ya takıntı mı yaptın nedir? Yıllar sonra bir geliyorum. Seni bu sefer başka bir Pelin'le buluyorum. Yani. Bir dakika. İnanmıyorum. Evet o. Sinan sen ne yaptın? Ben bir şey yapmadım. O geldi. Ne severlermiş konuşmayı ya. Durdular sohbet ediyorlar şimdi de. Hadi artık geç oldu. Daha ben giremedim şu adamın koluna şöyle. Hayır yani doyamadılar dokunmaya, sarılmaya. Hadi gidelim. Tamam. Yalnız şey yani ben başkasının kullandığı arabaya binemiyorum da. Tamam. Al sen kullan o zaman. Yani bir de şu anda böyle çok yorgunum da. Ama şöyle bir şey var yani çok güvendiğim biri kullandığı zaman rahatsız edebiliyorum. Bu arada öne ben otursam sorun olur mu? Yok. Otur tabii. Sağ ol. Necmi Reis'e de ayıp oldu ya. Doğru düz konuşamadım. Ay onu da mı tanıyorsun? Beni buraya ilk getiren Rüzgar'dır. Aa, bu arada bir koy vardı ya hani. Pelin'i oraya götürdün mü? Yok ya. Sadece balık tuttuk. Neyse ya. Havalar ısınsın da gideriz birlikte. Ay bu arada Pelin o kadar güzel bir koydur ki. Yani görmen lazım. Böyle Akdeniz gibi. Aa bu arada Sinan yüzmeyi orada öğrendi biliyor musun? Yani var ya. Koyun bir dili olsa da konuşsa. Eski defterleri açmasak mı artık? Tamam. Tamam korkma hiçbir şey söylemeyeceğim. Korkma. Ne oldu ki o koyda? Hayır bir koyda ne olabilir? Yoksa gece falan kimseler yok yani bunlar ikisi böyle... Ay şimdi delireceğim. Yok canım yok arkadaşlar. Bak bu arada Melia Sultan'ın telefonlarını açmamışsın. Çok endişelenmiş. Rüzgar hiç o konuyu açma. Çok kızgınım ona. Melia Sultan mı? Onu da tanıyor. Hem de sultan falan diyerek. Ay o da herkese sultan bir bana zindancı. Ama var ya beni nasıl karşıladı görmen lazım canım benim ya. Merak etme canım. O zaten bir beni kötü karşılıyor. Özlemiş çok. Ben de onu çok özlemişim. Al yanına beraber Hindistan'a gidin. Oy böyle bir doyun birbirinize. Ya özlemiştir tabii. Kolay mı? Biliyorsun senin yerin onda başka. O kız Ceyda değil miydi?
Bu rüzgar nereden çıktı şimdi? Ya seni herkesten başka sever ne demek? Hayır, tarzları da uygun değil ki. Koy normal ev hanımı karşısına ikimizi. Hangisi gelinin olsun de %90'ı beni seçer. Yani Melih Hanım bunu nasıl sever? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.